Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel olan harflerimiz var. Elif kasidemizin satırlarından birisiyle devam ediyoruz yine. Kim güzel kendi içinde. Birazcık burası kaleminize göre geniş. Bir cimle mim darası da çok dar olmuş sadece. Aradaki şekiller falan iyi ama şu mesafe dar. Mim ve sonrası bu da gayet güzel. Ayın başı çok güzel. Ayına geçiş güzel. Şurada bir düz kalmış böyle bir. Şuraya kadar bir yukarıdan doğru gelip şöyle hafif şu yukarıdan bir şöyle dokunsak üst tarafına, bakın bu da güzelleşiyor. İyi. Zülfeler birazcık kısa oluyor. İki nokta kaleminizin büyüklüğüne göre bu zülfenin boyunun iki nokta olması lazım. Kısa kalmış. Kısa ve çok açık gidiyor. Zülfeyi hiç büyük kalemle tarif ettik mi bilmiyorum ama şöyle bir İlk hareketini şöyle bir yaptıktan sonra diyelim ki ikinci kısmı böyle geliyor diyelim. Tamamını yapmayacağım. Oradan sonrası harfi yarım bırakmak da olmadı. Şimdi bu zülfe hareketini böyle yaptıktan sonra bunu devam ettirdiğimizde bunun çok böyle harften çok açık olmaması lazım. Bu kadar yeterli. Şu boy, zülfenin boyu yukarıdan itibaren iki nokta olacak. Şu açıklık da tam bir kalem ağzı, yani şurayla aynı. Aynı açıyla koyduğumuz zaman. O yüzden sizinkiler birazcık böyle fazla açık kalmış bir. İkincisi kısa. İki nokta kalem kalınlığınıza göre iki nokta gelmeyecektir şey. Zülfenin boyu. Sadece zülfeyi göstereyim diye harfin geri kalanı yapmayacaktım ama yarımda kalmasın diye şöyle Elif'i de tamamlamış olduk. Ama bu arada onu da oradan da tarif etmiş olalım. Hani şuradan ve buradan böyle kavislerle şöyle düz bir çizgi çektiğimizde bu Elif'in görüntüsü böyle olsun. Dümdüz değil. Şunda falan o hareketler gayet güzel görünüyor ama hepsinde zülfeler sorunlu. Zülfeler kısa kalmış. Biraz fazla açık gidiyor. Mesela Elif'ten çok açık ve bağımsız gidiyor sizin yaptığınız Elif'lerde. Evet, devam edelim. Şurada sanki Elif'e dokundurmamak için bu harfi birazcık erken bırakmışsınız gibi. Şöyle bir üstünde böyle bir kamburluk yok da şöyle bir de geri gelirken düğüm atar gibi böyle üstünden doğru bir gelmesi lazım. O hareketi tam belli etmemişiz. Onun dışındaki kısmı iyi. Kaf çanağı iyi. Burayı birazcık şöyle gözün içerisi küçülebilir. Şu diş derinliği az. Birazcık daha derinlik vermek gerekiyor. Şu dal çok kalın. Evet. Bu diş böyle bakıyor. Biraz daha dik olması lazım. Bu dişin bakış yeri doğru. Y harfine de şöyle hafif bir kavis istiyor. Onu azıcık belli edelim, o kavisi. Bakın bu ilk dişi birazcık daha derin yapalım. Bir de ilk dişte iniş ve çıkışa dikkat edelim. Bir birim iniş, iki birim çıkış gibi yukarıya doğru bir
hareket var. Ve şimdi bu ilk dişi yaparken daha dik. Sin dişi. Buraya baksın. İkinci diş daha yatık. Buraya bakıyor. Sonra gelelim H'ye geçişe. İyi. Yani aşağıya doğru inişi iyi. Yukarıya çıkışta. Tam tepinde ters kavis var. Şuralar böyle çıkıyor. Ve sonraki dal harfi çok. Ben de yeni mürekkep ilave ettim. Çok yoğun geliyor. Buralarda birazcık. Şu üstü H'nin tam ortada kalsın. Yani bu tarafında bir nokta, bu tarafında bir nokta olacak şekilde bu üst gözü H'nin ortada kalması gerekiyor. Sizin biraz öne yakın olmuş. Dal harfinin bu yukarıya çıkan kısmı çok kalınlaşmış. Şöyle bir kamburluk var. Gelirken de içeriden geliyoruz ama yarısı da gene yukarıya doğru çıktığımız kalemin üstünden gelecek. Yani sizin burası neredeyse iki kalem kalınlığı gibi olmuş. Kısmı iyi. Böyle buraya bakarak devam etsin. Evet, gene bu zülfe, elif kısımları güzel. Başlangıç mime geçiş ve mimden sonrası çok güzel olmuş. Burada birazcık böyle kalem ayının şurası da güzel. Mürekkep açık renk gibi böyle görünüyor. O yüzden böyle çıkarken de açık çıkarmış. Şu üst kaşın da birazcık küçük dokunuş gerektiriyor. Şöyle bir uç kısmı şuraya bakacak şekilde aşağıya çevirmemiz lazım. Onun dışında bu mim de iyi. Mimden sonraki ra da güzel. Yani mim kuyruğu da güzel. Ra benzeri yaptığımız kuyruk da güzel. Şurada bir problem olmuş. Bir de bu elifler burada şimdi kısa kalmış. Bunları biraz rahatlatmamız lazım. Şu mimi mesela birazcık daha dik olsa. Ondan sonra diğerlerini de daha oturtabilirmişiz. Evet, Vav'ın şu kısmı işte o sanki oraya birazcık dokundurmayayım diye buradan kaçırılmış gibi duruyor. Biraz bu tarafa doğru çok kaymış. Vav başı güzel aslında, fena değil. Şu açısı. Bakın o farklı. Birazcık daha dik olmalıydı. Sonrasındaki daha çok güzel. Biraz yeğenin çanağı büyükçe olmuş. Bir de şurası çok sert olmuş. Sert ve düz olmuş. Böyle bir geçiş yapmışız. Onu şöyle bir dalgalı bir şekilde bir geçiş yapmamız, sağlamamız gerekiyordu. Bu kısmı çok iyi. Buraya kadar gayet güzel. Şurada bir S çizmemiz gerekiyor. Şöyle belki abartılı birazcık gösterdim ama sizin çok sert. Evet, lam elif biraz sağa yatık olmuş. Yani bunun şöyle biraz bu tarafa dönük olması lazım.
Gözünün içerisinde de bir daha dikkat edelim. Şurası 4 noktayı geçer mesela. Lam Elif'in sağ kolu şöyle olması lazım onun. Burası yine 3 noktayı kurtarır. Şöyle olduğunda bakın bu Lam Elif düzeliyor. Evet bu. Yani şu gözüne bir dikkat edelim. Bunların ikisi aynı hizada olmalı. Bu biraz çok aşağıya düşmüş ve aynen yukarıdaki bir önceki vavda olduğu gibi biraz daha yatık böyle bir yayvan bir şekilde bu tarafa doğru yayılmış görünüyor. Bu 4 noktayı geçer. Neredeyse 5 noktaya gelir. Bir önceki yaptığım vav gibi birazcık daha duruşu dik olsun. Çok böyle yayılmış gibi olmasın. Şuralar yeterli mesela. En büyük olmuş. Bir de sonrasındaki dediğim gibi yukarıdan şu arayı da çok açmayın. Yani şu aynı hizada olacak hemen hemen. Bu mesafeyi de çok dediğim gibi açık yapmayın. Dört nokta yeterli. Lam güzel. Arayı biraz açalım. 1,5 nokta olsun. Biraz sıkışık olmuş. İsmi Nebi'nin burası biraz dar kalmış. Şu mesafe biraz uzun. Genel olarak iyi aslında. Yani bir şuradaki bu uzunluk da fazla. Birazcık yukarıda olacak ama o kadar değil. İşte bu biraz basık olduğu için orayı da etkilemiş olabilir. Mimin şu kısmının duruşunu da şurada şöyle bir hareket olması lazım. Burası 1,5 nokta açıklık. Evet, burada biraz oradan yukarıda, burada birazcık yukarıda ama sizin biraz fazla yukarıda olmuş. Yukarıya doğru çok çıkmışsınız demek ki. 4 nokta bura. Burası da 4 nokta. Evet, elinize sağlık. Bir okuyalım demiştik herhalde bunu. Anlamlarını göndermiştim size. Cimün cemiul halgı teşhedü innema ennema gamirul vera illa nevale Muhammed'in. Kameru. Evet, kamerul vera. İlla
Nevale Muhammed'in. Sanıyorum doğru okumuşumdur. Bu şekilde bazı harekelerde belki küçük şeyler olabilir. Devamını yazabiliriz. Burada çok yani bir iki hatamız var ama bunlar ileride düzelebilecek hatalar. Genel olarak iyi. Hareketlere bir de dikkat edelim. Yalnız onu söyleyecektim. Hatırladım. Şu açı bakın hareketler için normal. Şunlar ise çok düz. Bütün bu üstün hareketlerini aynı paralelde koymayı alışkanlık edinelim. Bu tabi biraz hemen olmayacaktır belki ama en azından bir el alışkanlığımız onu alışsın. Hepsini aynı paralelde koymaya çalışalım. Mesela bu da çok yatay duruyor. En az şöyle olması lazım. Bunlar mesela çok düz. Bunlar şu açı. Ve hepsinin aynı açı olması lazım. Hepsinin aynı açı olmasına dikkat edin. Çizimleri güzel yapmışsınız. Bunların içerisinde tabi biraz bunlar küçük olduğu için o ayrıntılar belli olmuyor ama Şeddi Lafzatullah'la aynı. Lafzatullah yazar gibi Şeddi yapıyoruz. Şeddi'nin görüntüsü böyle. Açı yan duran bir vav gibi. Evet, buralarda mimler var. Mimleri de birazcık şöyle bu tarafa taşırıp ondan sonra aşağıya inelim harekelerdeki. Ayın herhalde biraz Jika'daki ayını andırıyor oradaki görüntüler ama onun dışında bir de aslında daha nizami konulan ayında biraz böyle hemze gibi. Şöyle başlayıp şöyle yapılan ayın da var. Buradaki ince hareket olduğu için tabi bu ayrıntılar belli olmayabilir. Burada sindişi var. Sindişini de normal sin yapar gibi yapıp bunu da böyle uzatıyoruz. Sindişleri normal sürüsün sindişleri gibi. Evet, elinize sağlık. Dediğim gibi devamındaki satırı yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.